Burcu, bunları ben aldım. Geri kalanları arkadan yollarsın. Tabii tabii, sen hiç merak etme. Süper. Merhabalar. Ne güzel tesadüf. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi. Merhaba. Merhaba. Çalışıyor musun? Deniyorum internetten. Okulda ders alıyordum. Burada kendime bir yer bulamadım daha. İyi. Doktor olarak ben senin ayağına geldim demek ki. Doktorum ben. Hop! Müzisyenim. Sahi mi? Evet. Gitar çalıyor musun? Çalıyorum tabii. Aslında kemancıyım ama başka bir sürü enstrüman çalabiliyorum ben. En yakın arkadaşımla burada müzik okulu açacağız da bir sürü siparişi vardı, onları almaya geldim. Meğersem sizinle karşılaşmaya gelmişim, haberim yok. Gelsenize siz de. Biz aslında... Gidelim anne, gidelim lütfen. Çok yakın zaten, yürüyerek gidebiliriz. Hem kahve ısmarlarım. Ay, tanışamadık yine Süreyya ben. Peki. Siz beyefendi? Emir Cansın. Emir. Hı-hı. Hadi canım, gerçekten mi? Benim sevgilimin en sevdiği erkek ismi Emir, biliyor musun? Hatta oğlunuz olursa adına Emir koyacağız diye tutturdum. O yüzden seni bir uğur olarak kabul ediyorum Emir. Ve açılışa seninle hazırlanmak için çok heyecanlıyım şu an. O zaman gidelim. Çok komik çocuk ya. Hayırdır? İpek bir şey mi oldu? İpek iyi. Ama ben iyi değilim Kıymet abla. Girelim mi? Geçelim. Bir kardeşiniz olduğunu neden bizden ailece sakladınız? Reyhan Hanım sizin kız kardeşiniz mi? Kimden duydun? Ne dediler sana? Ben buraya duymam gerekenleri sizden duymaya geldim. Bu neden bu kadar gizli bir bilgi? Faruk, çünkü kimse bilmiyor. Şahap ve İpek bile. Bilmesinler de ne olur. Reyhan gençken çok büyük hatalar yaptı. Ailemizi utandırdı. Aileden aforoz edildi. Küçük yerlerde böyle işler zordur, biliyorsun. Hele Şahab'ın ailesi gibi, sizin aile gibi. Onlar için daha da zordur, biliyorsun. Kayınvalidem durumu bilse evlenemezdim bile belki de.
O durumda beni kabul etmezdi. Siz de kardeşinizden vazgeçtiniz. Bilmiyorum. Bilmiyorum Faruk. O mu bizden vazgeçti? Biz mi ondan vazgeçtik bilmiyorum. Peki bizimle derdi ne bu adamın? Onun derdi bizimle. Yani benimle. Annesinin işlediği günahların bedelini bana ödetmek istiyor. Herif benim karşıma taşınıyor. Benim ihalelerime karışıyor. Benimle uğraşıyor. Neden? Çünkü İpek size gelin geldi. Onu huzursuz etmek demek, beni huzursuz etmek demek. İş durumunu bilemem. Ama hırsı annesine de çektiyse... Faruk. Kimseye söylemeyeceksin değil mi? Bu sizin meseleniz. Ama dahil olmamı istemiyorsanız gidin söyleyin. Ben de uzak dursunlar. Abi mevzu neymiş? Of, eski bir meseleden dolayı silmişler birbirlerini hesapta. İyi de siz ne alakaymışsınız ya? Dünürler kontenjanından bize sarmış beyefendi. Dediğine göre öyle. Abi böyle dolaylı intikam mı olurmuş? Sen şu Kıymet ablanın köyüne bir git. Kimseyi belli etme. Bir kulak kabart. Bir bak bakalım bu hikayeye hakim kimse var mı etrafta? Sen ne yapacaksın, geliyor musun? Yok ya, artık bu saatten sonra gelmem. Yani okula geçerim. Akif, Begüm'den haber var mı? Daha dur bismillah, daha yeni konuştuk, bakacağım. Sayın patronum, şimdi siz de takdir edersiniz ki bu hava kargo ağımızın organizasyonu da az vakit almıyor. Hani. Ağlama, ağlama. 2 saatlik uykuna yine yetmiyor. Çok verdim, 1,5 o ya. Hadi bay bay.